Alfa lipoik asit kişinin iştahını minimum seviyeye düşürüyor. Az şeyler tez doyuyor, yemek istemiyor. Enerjisi tükenmiyor. Ama iştahı azalıyor. Ya bazı insanlar da beyazlamak için bir ton, iki ton renk beyazlık Afrikalılar satın alıyor. Niye alıyorlar bunları acaba diye sordum, beyazlamak için. Glutatyonla alfa lipoik asit kullanıyorlar. Bir ton, iki ton beyazlaşıyorlarmış. Biz siyahlaşmak için uğraşıyoruz, bronzlaşmak için. Onlar beyazlaşmak için uğraşıyoruz. Zayıflamak için mükemmel ürün ürettik. Bir de yeni bir ürün ürettik. Garcinia Cambogia. Bu elma büyüklüğünde turunçgillerden bir meyve. Birleşiminde Garcinia dünyada en etkili, en zayıflatıcılardan birisi. Biri Forsaken, diğeri Garcinia Cambogia, diğeri Alfa lipoik asit. Bunların çalışma sistemi çok farklı. Bunların da bir sistemi var. Nedir sistemi? Forsaken. Forsaken. Forsaken, Forsaken, la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bugün çok kötü takıldım ha. Alfa lipoik asit. Alfa lipoik asit metabolizmayı hızlandırıyor, yağ yakımını artırıyor, iştah kesiliyor. Kilo olanlar kişilerin kısa sürede zayıflamasına sebep oluyor. Zayıflatıyor. Garcinia'nın birleşiminde turunçgillerden olduğu için elma şeklinde fakat limondan 40-50 kat daha güçlü bir asit içerir. Elma sitrik asit içerir, limon sitrik asit içerir. Garcinia hidrositrik asit. Hidro. Çok çok güçlü bir sitrik asit. Yağ yakıcı. Yağ yakıcı. Ve tüketmiş olduğumuz gıdaların yağ dönüştürülerek depolanmasını önleyici. Yağ dönüşümünü depolanmasını önlüyor. Garcinia. Forsaken ise Forsaken'in etki mekanizması biraz daha farklı. Forsaken ise bir enzim var. Bu enzimin ismi neydi? JAMP. Siklo adeno monofosfat. Bu kısaca JAMP denir. Siklo adenozin monofosfat. Bu adenilat siklaz isimli enzim etken hale getirir. Bu bir sinyal molekülü, sinyal, jump, sinyal molekülü. Normal olarak diyelim ki vücudunuzun ihtiyacı olan şu kadar enerjiyi bünyeniz üretti. Ondan sonra enerji üretimini durdurdu, yavaşlattı. Jump devreye giriyor. Hadi devam et diyor. Yak bakayım. Yak. Yani mevcut yağların yakımı devam ediyor. Günde diyelim ki yediğiniz gıdaların hazmedilmesi, sindirilmesi, metabolizma yakılması, enerji dönüşmesi şu kadar saatse 2 kat, 3 kat daha yağ yakıyor. Jump sinyali veriyor. Jump sinyal molekülü. Siklik adenozin monofosfat. Bu yağ yakıcı olan enzimi adenilat siklaz enzimini harekete geçiriyor. Böylece forsaken kalp atışını diyelim ki 70 ise 75-80'e çıkıyoruz. Hafif tempoyu artırıyor. Metabolizmayı hızlandırıyor. Yağ yakımını artırıyor. Şimdi buraya bir hanımefendi hazretleri geldi. Çocuklarıyla bir oğlu bir kızı kapıdan içeri zor girdi.
aman dikkat, aman dikkat. Kadıncağız çapraz giriyor, yan giriyor, kapıya sığmıyor. 160 kilo oturdu. Buraya koltuğa oturdular. Şimdi koltuğu kıracak diye korktum yani, oturdular nihayet. Koltuğu kıracak, koltuğu kıracak diye oturdu. Dedi ki, mide ameliyatı için doktora gidecektim. Çocuklar zorla beni ikna etti, size getirdi. Mide ameliyatı olacaktım. Niye? Zayıflamak için. Risk, risk. Çok büyük risk. Mide ameliyatı öyle ufak tefek bir ameliyat değil ki. Bademcik ameliyatı gibi değil. Bademcik ameliyatı bile riskli. Çocuklar buraya ikna ettiler, buraya getirdiler. Zayıflamak istiyorum. Sorun değil. Ne kadar zamanda, kaç kilo zayıflarım dedim. Dedim ki, 6 ayda 60 kilo, 7 ayda 70 kilo. Gerçekten mi? Gerçekten, ama biraz da sana bağlı. Nasıl? Ekmek yok, mantı yok, makarna yok, börek yok, çörek yok, bal yok, pekmez yok. Şekere dönüşen her şey yasak. Tamam, yaparım dedi. İyi, hadi bak. 6 ayda 60 kilo verdi. Çarşamba'da oturuyor. Kayserili Ayşe Hanım. 6 ay sonra doktora gitmiş. 100 kilo. Önce çocukları zor taşırken, dışarı bile çıkamazken, çarşıya, pazara, her yere, alışverişe kendi gidiyor. 100 kilo, 60 kilo. Doktora gitmiş, doktor demiş ki, olsun biz yine de mide ameliyatı yapalım. Adama bak, derdi para. Para alayım da nasıl alırsam mı alayım. Buraya geldi, dedi ki, doktorum yine de ameliyat yapalım diyor. Sen ne diyorsun? Ben bilmiyorum. Ben ne bilmeyecek ne var? Sırtından 60 kilo ağırlığında bir insan çıkarmışsın, atmışsın, bir yük taşıyorsun. İki tane çorba şeyinde, çimento torbası taşıyorsun. İki çimento torbası. Eskiden çimento torbaları 50 kiloydu. Ben de taşıdım eskiden inşaattayken. Bizim biraderlere yardım ediyordum inşaatta, yaz tatili, kış tatili inşaatta çalışıyor. Nasıl ağır olduğunu bilirim. Şimdi o 50 kilo çimento torbaları kalktı, 30 kilo oldu. 30 kilo daha iyi. İki tane çimento torbası atmış sırtından, hala doktoru diyor ki, ameliyat, ameliyat ol, ameliyat. Derdi ne? Para. İnsan sağlığı bu kadar mı ucuz? Bu kadar mı ucuz? Bu kadar mı basit? Sırf para için bu kadar egoist, bu kadar bencil olur mu insan? Evet. Ulviye Hanım, hocamızın Force Call'ün zayıflama setine aldığım arkadaşım 5 ayda 60 kilo verdi. 118 kilodan 78 kiloya indi. Vücutta herhangi bir sarkma ne de sağlık açısından hiçbir sıkıntı yaşamadım. Emre Kuduban kardeşimiz hocamızın mucizevi ürünleriyle şimdi sağlığına kavuşmuştur. Allah hocamızdan, ismini vermek istemiyordum ya, ismi yazmış. Nuran Hanım, Force Colin seti kullandım, 17,5 kilo verdim. Devamlı yükselen tansiyonum için alıç kullandım, hemen etkisini gördüm. Tansiyonum düzene girdi, Allah razı olsun demiş. Osman Bey, Osman Çubuk, Force Colin kullandım, mideme tokluk hissi verdi. Kilo vermede çok etkisini gördüm. Murat Bey, Force Colin kapsülü mükemmel bir ürün. Adeta hücreleri yeniliyor. Mina Hanım, Force Colin kapsülü iştahı kesiyor, yağ yakıyor. Daha enerjik oluyorsunuz. Bu da sizi mutlu ediyor. Burada yorum çok. Şimdi bizim Rize bayimizin arkadaşı, adam 136 kilo. Dedi ki, bak arkadaşıma mahcup olmayayım. Sorun yok dedim. Ne kadar zamanda ne kadar kilo verir? 5 ayda 50 kilo verir. Boğazına dikkat edecek. Sorun değil. Adam 5 ay sonra beni arıyor. Diyor ki, hocam 86 kiloya düştüm. 50 kilo vermiş. Ama üzüldüm. Niye üzüldüm? Gardırobumu yenilemek zorunda kaldım. Daha ne istiyorum? Gardırobuna şimdi 2 kişi giriyor. Yani elbiselerine 180 kilo gelen adamın elbiselerine, elbisesi ona göre bol. O elbiselere şimdi bir kişi daha girebiliyor. İki kişinin giydiği elbiseyi giyiyordun, kurtuldun, daha ne istiyorsun?
50 kilo ne demek? Sırtında bir yük demek. 1 kilo fazlalık dizlerde ve ayak bileğinde 70 kilo santimetre karesine 70 kilo basınç oluşturuyor. Düşünün, 50 kilo fazla, 50 kere 70, ne yapıyor? 3500 kilo basınç oluşuyor. 3,5 ton. Ne kadar dayanıklı kemiklerimiz, düşünün. Ya. Ve o adam o haliyle ne oluyor? Kırılmıyor kemikleri. Allah'ın bir nimeti işte. Evet. Alfa lipoik asit ile ilgili de çok güzel yorumlar var. Alfa lipoik asit, 2 kutu bitirdim. 3 kutudayım, 3. kutudayım. Faydalarını saymakla bitmez. İştahımı kesti. Set olarak almıştım. 3 ayda 25 kilo verdim demiş Arzu Hanım. 3 ayda. Diyabet hastalığım da vardı. Onu da geçirdi. Muhteşem ürün. Daha da kullanmaya devam edeceğim. Allah razı olsun sizden demiş. Ali Bey, alfa lipoik asit 1,5 aydır kullanıyorum. Saç dökülmesi bayağı azaldı. Devam edeceğim demiş. Burk Filiz, Filiz Hanım, alfa lipoik asit 3 aydır boyunca kullandım. Cildim daha parlak, canlı hale geldi. Kendimi arınmış gibi hissediyorum. Detoks etki yapıyor demiş. Gülay Hanım, ürünlerin hemen hemen hepsini kullanıyoruz. Ailece alfa lipoik asit 1 aydır kullanıyorum. Vücudum daha dinç, daha enerjik. Enerjim bitmiyor. Hiç halsizliğim kalmadı demiş. Ufuk Bey, Ufuk Kara, merhaba. Alfa lipoik asit kullanıyorum. Açlık krizleri, tatlı krizleri bitti. Zayıflamak isteyenler bunu kullanabilirler. Muhakkak kullansınlar. Günde 5 öğün yemek yiyen ben, şimdi İbrahim Hocam'ın ürettiği alfa lipoik asit ile günde 2 öğün yiyorum. Gayet kendimi iyi hissediyorum. Bu arada hızlı kilo verdim. Sağ olun, teşekkür ederim. Uzun uzun burada yüzlerce yorum var. Zamanı olan bakabilir.